Radyo Oyunu Halıcının Düşü. Yazan Nazlı Eray. Yöneten Sevda Arslan. Ses ve efekt Hakan Öztürk. Oynayanlar: Halıcı Mehmet Can Kiper. Kadın Lara Bektaş. Afiş Lara Bektaş. Dükkanım şu köşe başında, kalenin oraya çıkarken. Karşıda aktar dükkanı var, yanında da bakırcı. Tam karşımda da eski lambalar satan bir antikacı. İyi yerde aslında dükkanım, uğrayan da çok olur. Halı satarım, kilim satarım, iyi yağcı bedirler var. Bünyan var, hereke var. Yeni geldi çok güzel karsalları bile var. İşte benim günüm bu halların arasında geçer durur. Müşteri gelince hepsini indirir, açarım. Evet. Biraz tozlu bir dünya mı olsun? Çay içer misiniz? Oğlum, iki demli çay getiriver. Çaylarımızı içerken size ilginç bir öykü anlatmak isterim. Belki inanmayacaksınız ama gerçek. Kaç gündür çayımı içtiğim sırada yaşadığım bu akıl almaz olayı düşünüyorum. Dinleyin. Şuradaki eski hereke halısını görüyor musunuz? Evet. İşte onun bir eşi vardı. Daha koyu renklisi. Geçen gün müşteri gelmişti. Her zaman yaptığım gibi indirdim halıları. Bir bir yere serdim. Müşteri gidince de hepsini toplayıp kaldırdım. Getir oğlum çayları. Evet. Ne diyordum? En altta bu halı seli kalmıştı. Çayımı almak için üstünden yürüyüp dükkanın köşesine giderken birden zelzele oldu sandım. Garip bir duygu. Anlatması çok güç. Sanki halı birden altımdan kayıverdi. Aman deprem oluyor, tutunayım dedim. Tutunamadım. Halının üstüne boylu boyunca düştüm. İşte o anda akıl almaz bir olay oldu. Halı usul usul yerden havalanarak dükkanın içinde yükseliverdi. Ben halının üstünde yüzü koyun yatıyorum. Yahu düşün ne halim. Halı dükkanın içinde bir tur attıktan sonra kapıdan çıkıp çıkırcılar yokuşundan aşağı doğru uçmaya başladı. Vallahi haklısınız. İnanılacak gibi değil ama gerçek. Ben halının üstünde doğrulmuştum. Yerden 10-15 metre kadar yükselmiştik. Hayır, tansiyonum da var. Fazla heyecana hiç gelemem. Yokuşun iki yanındaki esnaf dükkanların içinde, kasa başında ya da müşteri önünde. Kimsenin beni gördüğü de yok. Halı gittikçe de yükseliyor. Şöyle bir 10-15 metre yükseldik yerden. Çıkrıkçılar yokuş geride kaldı. Ya uçakta gibiyim. Müthiş bir duygu. Kentin üstünden sihirli halıyla uçuyorum. Aşağıda arabalar, yayalar, yanıp sönen trafik ışıkları. Halı bir sol yaptı. İyice tutundum kenara. Eski cebeci mezarlığının üstünden geçtik. Ulu solgun selviler, unutulmuş mezar taşları. Azıcık eğildim. Aşağıya bakıyorum şimdi. Korktum. Bir Fatiha okudum. Halı bir sağ yaptı. Mamak sırtlarındayız şimdi. Şehri iyice geride bıraktık. Acaba bu halı beni nereye götürüyor? İçimi bir merak kapladı. Tam bağdaş kurmuş önüme bakıyorum ki halı bu sefer tam ters yöne döndü. İyice de hızlandı. Baktım bu kez Çankaya tarafına doğru gidiyoruz. Allah Allah. Sanki halı bir yeri arıyor gibi geldi bana. Neyse. Yaşayayım göreyim dedim. Uzaktan Cinnah Caddesi gözüktü. İpince, upuzun altımda. Kuleye yaklaşıyoruz. Halı bir yavaşlıyor, bir hızlanıyor. Bir grup kuş geçti yanımızdan. Biz düz gidiyoruz. Kenti böyle tepeden hiç görmemiştim. Kenardan eğildim bakıyorum. Halı gene sallandı biraz. Sonra da yavaşladı. Şimdi Köroğlu Caddesi'nin oradaki varsıl villaların üstünden geçiyoruz. Ya ne güzel yerlenmiş. Bahçeler bakımlı, yollar ağaçlıklı. Pencerelerde tül perdeler, cam kenarlarında sıklemen saksıları, açelya saksıları. Hizmetkarlar cam siliyor. Vallahi başka bir dünya kardeşlerim. Baktım, halı iyice alçalıyor. Galiba düşüyoruz, yandık dedim. Kenara yapışıverdim. Halı süzülerek villalardan birinin açık bırakılmış geniş salon camından içeriye girdi. Pırıl pırıl parkelerin üstüne konuverdi. Şaşkın şaşkın çevreme bakıyorum.
Salonda kristal avizeler, goblende hazeren koltuklar, duvarda nadide tablolar, köşedeki vitrinde kristaller vardı. Çevrede şık kadınlar oturuyor. Çığlık çığlığa bağırmaya başladılar halının üstünde beni görünce. Anladım ki bir kadınlar gününün ortasına inmişim. "Korkmayın hanımlar!" diye bağırdım. "Herkes yerine otursun." Hanımlar sakinleşip yerlerine oturdular. Ev sahibesi olduğunu sandığım topluca sarışın bir kadın. "Aa, bu bizim halı. Herekalısı. Babamdan kalan, yıllar önce çalınmıştı. Geri geldi. Tanrım, halı geri geldi." diye bağırdı. Sonra da düşüp bayıldı. Atladım halının üstünden. Şimdi de hanımı ayıltmaya çalışıyoruz. Diğer kadınlar hizmetçi başına toplandılar. Kolonya serpiyoruz. Kadın en sonunda ayıldı. "Hanımefendi," dedim. "Bu halı benim dükkandan. 5 senedir bende durur." "Hayır hayır. Bu benim babamdan kalma hereke halısı." "Ayıkla pirincin taşını. Halıyı dürüp sıvışayım," dedim. Mübarek halı sanki parkeye yapışmış ette kemik gibi. "Kalkmıyor da bir türlü. Allah cezanı versin senin halı." Anlatamadım da derdimi. Sağ olsunlar bir çay verdiler. Sinirden de içemedim zaten. Sonra da bir hıçkırık tuttu. "Ya sanki halı yere çimentolanmış." "E ne yapayım? Bindim bir dolmuşa. Geldim dükkana. Ya güzelim halı da orada kaldı." Evet. İşte geçen gün böyle bir olay yaşadım. İster inanın, ister inanmayın. Şimdi korkudan hiçbir halıyı yere seremiyorum bile. Yeme lazım. Bu halılar da işi iyice azıttılar. Her neyse efendim. Bir çay da alır mıydınız?